İş insanları Yüksel ve Orhan Özyurt kardeşlerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gizli ortağı ve kasası olduklarını iddia eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu isimlerin eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu istifaya götüren bir kumpas sürecinde de yer aldıklarını savundu. Din Alimleri Derneği Başkanı Ekrem Baran ve Demokratik İslam Kongresi üyesi Mehmet Nas'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu'ndan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Tülay Hatimoğulları, iktidarın yanlış politikalarını kabullenmeyen din alimlerine yapılan baskıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti. Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun avukatı Bişar Alınak, gerekçeli kararın kendilerine ve yerel mahkemeye tebliğ edilmediğini, gazetecilere verilen kararın kendilerinden gizlendiğini söyledi. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak. Daha önce Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantları etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini açıklamıştı. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya'da yaptıkları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birikmiş sorunları görüşmek üzere bir araya gelmek istediklerini açıkladılar. CHP'li başkanlar tasarruf genelgesindeki bazı hususların da açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Rektörlüğe Profesör Doktor Melih Bulu'nun atanmasına karşı protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ve hocalar kampüse alınmadı. Çıkan arbede üzerine çevreye polis bariyerleri yerleştirilirken rektörlüğün sağlık ve güvenlik gerekçesiyle böyle bir karar aldığı açıklandı. Libya'nın kuzeyindeki Zuvare şehrinden İtalya'ya gitmek için yola çıkan 130'a yakın göçmeni taşıyan bir bot Akdeniz'in Tunus açıklarında alabora oldu. Reuters'ın haberine göre en az 43 mülteci hayatını kaybederken 84 göçmenin de kurtarıldığı öğrenildi.